Greatest wrestling match ever. Bugün konumuz bu. Bana dün yayın yaptığımda ufak bir Call of Duty yayını yapmıştım. Backlash izleyecek misin diye soran birisi olmuştu. Ve ben herhalde Backlash bir ara geliyor çünkü hani haftaya gelir, iki haftaya gelir falan diye düşünüyordum ben. İzlemediğim için bilmiyorum. Meğerse bana sorduğunda, dün sorduğunda Backlash o günmüş. Pazar günündeymişiz ve Backlash pazarındaymışız kızırası. Garip oldu, Backlash pazarı hani cam pazarı gibi ama her neyse. Ben okey izlemeyeceğim yani, düşünmüyorum izlemeyi. Zaten WWE'den iyice soyutladım kendimi falan dedim. Neyse bu sabah uyandım. Aa, öğrendim ki Backlash olmuş. Ondan sonra Backlash'ı izleyesim geldi açıkçası. En azından şöyle bir bakayım dedim yani. Tabii ki de hızlı hızlı geçe geçe ve iki kızla izleyesim geldi. İşte kalktım böyle, kahvaltımı falan hazırlıyorum. O sırada da WhatsApp'ta geziniyorum tabii ki de. Bir baktım Edge sakatlanmış. Edge'in triceps oluyor Türkçe'de, öyle diyorlar sanırım. Yani şurası sakatlanmış arkadaşlar. Ben bu haberi aldım ilk. Yani Backlash'ı izleyesim vardı ama işte günüme devam ediyordum. Belki izlerdim, belki izlemezdim. Ne bileyim, o haberden sonra baktım, bir de Greatest Wrestling Match varmış, hani bir aydır falan kafamızı ütülüyorlar. Bu nasıl bir maç olacak acaba, en azından onu izleyeyim dedim. Ve şey oldum yani, aynı zamanda işte bu Edge'in sakatlanma haberini alınca da üzüldüm. Çünkü Royal Rumble'a geldi, çok güzel. Royal Rumble'dan beri hiçbir şey yapmıyor ama ona sinirlenmiştim. Bir de şimdi böyle bir maça koydular adamı. Yani kimsenin greatest wrestling match ever olacağına inanmadığı bir maça. Artı bir de gitti bu maçta sakatlandı mı yani? AJ Styles'la güreşebilirdi, Seth Rollins'le güreşebilirdi, binlerce şey yapabilirdi. Ama siz adamı zaten doğru düzgün kullanmıyorsunuz. Bir de burada onu sakatladınız. şey kızlayacağım ama aksanıyla konuşuyorum. Çok severim. Yani hiçbir kelimeyi söylemiyorum kızlayacağım ama aksanıyla da. Sakatlanma kelimesini herhalde sonsuza dek kızılacağım ama aksanıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Ya da derin Ankara aksanım oluyor artık. Neyse, işte bunları göz önünde bulundurarak başladım şovu izlemeye abi. Kahvaltımı ediyorum, böyle yiyorum bu sırada. 2x'da geçe geçe izliyorum. Öyle bir geçtim ki zaten kadınlar maçına doğru düzgün izlemedim. Yani başka ne vardı zaten? Drew McIntyre... İşte bir kere şunu söyleyeyim, kadınlar maçının sonunu gördüm. İyi ki izlememişim dedim. Drew McIntyre Bobby Lashley maçı vardı, sonunu gördüm. İyi ki izlememişim dedim. Çünkü hiçbiri bir pay-per-view'ye yakışan bir şekilde bitmiyor. Hayır, yani normal haftalık şovlarda bitebilecek tatlıydılar. Hatta bana sorarsanız house show tadında maçlardı. Gerçekten o kadar değersiz ve zaman kayıplarıydı ki böyle olmak zorunda değiller. Ama bu da bile bir işte, ne yapacaksın? Neyse, ondan sonra ne vardı abi? Bir tane daha maç vardı. Viking Warriors ve nedir o? Adamların ismini, yani Street Profits. Adamların ismini bile hatırlayamıyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim, ben bu maçı beğenirdim. Hatta izlerdim de. Neden izleyemedim? Çünkü zaten bir sürü sinematik maç gördük. İlkinde güzeldi, ikincisinde güzeldi. Hadi üçüncüsünde de Money in the Bank'te de hoştu da. Her pay-per-view'de, her bir sikime yapamazsın bunu. Zaten en başında da dedik. Yani Money in the Bank yorumumuzda demişimdir ben Berke ve Özgür'le konuşurken. Kendi başımayken demişimdir. Undertaker maçından bahsederken demişimdir. Bak bu çok güzel. Eğlenceliydi. Ama sen bunu gidip sürekli yaparsan eğlencesi, özelliği kalmayacak ve kötü olacak. Ve bence bu da o yüzden öyle oldu. Yani çok şey denediler. Hatta hızlı hızlı geçiyordum pay-per-view'ün çoğunu. Son maç hariç. Son maçı full izledim. Çünkü onu merak ediyordum. Ve zaten yorumlarımın çoğunu ona yapacağım. Ancak bu maça da yapmak istiyorum açıkçası. Hani denemişler, eğlenceli şeyler vardı. Ama fazla cringe'di ve dediğim gibi zaten bunu yeterince gördük artık biz. Bir 2-3 ay en azından bir 2-3 ay ara verseler bence o bile yetmezdi. Bir sene falan ara vermeleri gerekiyordu. Bir sinematik maç yapmasalar abi. Özellikle zaten şeyden sonra iyice soğudum ben. Şeyi gördüm, Velvet in Dream ve Adam Cole maçını gördüm. İzlemedim, sadece birkaç kısmı gördüm. Atılan yorumlara baktım. Küfür etmeyeyim ama bilmem ne gibiymiş, anlatabiliyor muyum? Kısarası böyle. Bundan sonra zaten hiçbir şey kalmıyor, bir maç geriye kalıyor sadece. Videonun en başında dediğim gibi Backlash'in en önemli olayı ve doğrusunu söylemeye gerekirse tek olayı, the greatest wrestling match ever, Randy Orton, Edge, one on one, normal match.
Hiçbir sıkıntı yoktu stipülasyonla ve açıkça söylemek gerekirse maçta da hiçbir sıkıntım yoktu. Yani şunu diyebilirim ki eş sakatlanmış bunu Allah'ım böyle bir şey mi gitti falan diye sinirlenmeyi beklerken ben aslında sürprize uğradım. Ben aslında sürprize uğradım ve hoşuma giden bir maç çıkardıklarını gördüm. Yani güzeldi. Her anlamıyla kelimesi kelimesine, harfi harfine, saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına benim çok beğendiğim bir maç oldu. Ha, dünyanın en iyi maçı mı? Tarihin en iyi maçı mı? Bana sorarsanız hayır. Asla ve asla değil. Yani bir Kenny Omega Kazuchika o kadar Wrestle Kingdom 11 değil. Değil mi? Wrestle Kingdom 11'de yapmışlardı. O maçı izlediğimde mesela 30 dakika maç bittikten 30 dakika sonra etkisinden çıkamamıştım. İçime bir his oturmuştu ve çok güzel bir histi bu. Mutlu hissediyordum, güzel hissediyordum. Ne izledim lan den diye hissediyordum ve zaten bu güreş macerasına atılmamın en büyük nedenlerinden biri de bu. Yani güreş fanı değil de ta Almanyalara gidip kıçımı yırtmamın en büyük nedenlerinden biridir Ankpro'nun yanında Kazuchika Okada Kenny Omega maçı. Çünkü Pro Wrestling'in peak noktasında ne olabileceğini gördüm. Yani onun dışında bu maçtan daha çok sevdiğim, yani bu maçla yakın sevdiğim şey var. Velveteen Dream vs. Aleister Black maçı var. Hani Say My Name olayı. Bu maçtan daha çok seviyorum çünkü hikayesi daha güzeldi. Gerçekten çok daha tatmin edici bir hikayesi vardı. Maç da muhteşemdi. Hikaye anlatımı da bu arada hikaye güzel olmakla birlikte hikayeyi aynı zamanda güzel anlattılar. Çünkü güzel bir hikayeyi bok gibi anlatırsanız olmaz. Evet yani fark ettiyseniz bu maçı şey yapabiliyorum yani yaklaştırabiliyorum tüm zamanların en sevdiğim maçlarına. Şimdi dediğim gibi tüm zamanların en iyi maçı değil tam olarak nerede benim için ondan da emin değilim. Çünkü hani Velveteen Dream ve şeyi çok seviyorum mesela. Bu onun biraz daha altında kesinlikle unutmayacağım bir maç onu söyleyebilirim. Yani aslında puanı erken verecek olursam 10 üzerinden yani 8-9 bile verebilirim. Gerçekten güzeldi çünkü. Hani çok eleştirebileceğim bir şey yok maçta. Yani düşünüyorum belki finisher'ları biraz daha az kullanabilirlerdi. Şeyi beğenmedim abi işte evet. Onu diyebilirim. Maç hakkında tek beğenmediğim şey madem bu konusu açıldı söyleyeyim. Finisher'ları kullanmaları. Yani RKO'dan iki kere kick out yaptı falan filan. Ve bir iki tane dramatik kick out oldu da. Hani daha az finisher yapsalardı. Ve finisher'lar daha etkili olsaydı. Daha impactful olsaydı Türkçesi nasıl olur bilmiyorum da anladınız şey impactful abi. Arkaya vurdu mu has siktir diyebilseydik hani her kick out yaptığında Arkeo'dan bekliyordum. Randy Orton'un Spear'dan kick out yaptığında bekliyordum. Yani bekliyordum anlatabiliyor muyum? Maçı 10 numara yapmayan benim için bu. Eğer o false finishleri de hani finisher'dan sonraki kick outları da daha güzel yapsalardı büyük ihtimalle WWE'nin yok. Zaten şunu diyecektim. Büyük ihtimalle WWE'nin bu sene yaptığı en iyi maçtır diyecektim ki düşününce şöyle ciddi ciddi düşünüyorum. Yani NXT'yi de katıyorum bunun içine bakın bu arada. Sadece SmackDown vs. Raw değil NXT'yi de katıyorum. Bu sene WWE'nin çıkardığı en iyi maç budur. Evet budur yani 10 numara olmasa bile benim için bir tane eleştirme olsa bile benim için budur. Yani Edge bu maç için sakatlanması gerçekten üzücü. Yani ama ben çok daha kötü bir şey bekliyorum böyle yani. Küfür etmek istemiyorum da işte. Berbat bir maç çıkaracaklar. 10-20 dakikalık böyle yavaş yavaş takılacaklar. Hiçbir olay olmayacak bu maçın. Randy Orton sonunda RKO'ya vuracak ya da Edge sonunda Spear'ı vuracak. Hadi görüşürüz diyecekler diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Ama öyle olmadı. RKO vuruldu. Randy Orton o Vintage Backbreaker'ı Neckbreaker tarzında yaptı. Edge'den Spear gördük. Execution gördük. Edgematic gördük. Benim sürekli kan ve işte Edge'le oynadığımda yaptığı Crossbody'yi yaptı zaten tamam orada. Ben bu maçı seviyorum dedim yani. Ondan sonra Randy Orton RKO'sunu yaptı ve punt kick'i gördük. En son ne zaman gördük hatırlamıyorum bile. Muhteşemdi abi. Ben çok beğendim. Edge sonra o yeni submission'ı yaptı ki Anti-Venom ismi ve fevkalade bir isim. Gerçekten çok sevdiğim bir isim. Yani maç çok güzeldi. Hani ve bunları sonda yaptılar. Başta da çok güzel basit hareketlerle Edge'in 3. arm drag'de böyle yeri boylamasıyla falan böyle. O hikayeyi çok güzel verdiler. Muhteşem bir hikaye anlatımı oldu. Edge ayrıca Christian'ın bütün hareketlerini de kullandı. Hani o köşeden attığı tekmeyi sonra Unpretty'leri kullandı. Kesin işlemediler. Unpretty'leri dediler. Yine gülümsedim ben. Yani bu maçta sevilecek çok şey vardı. Dediğim gibi Backlash'in ilk ve tek olayıdır 2020'nin ki
Yani bu bile, sadece bu maçın olması bile bu Backlash'te herhalde 2017'den beri falan en iyi Backlash kılıyor bunu. 2017'nin Backlash'ı da çok garipti. WWE şampiyonluk maçıyla başlamıştık. Ama neyse. Yani maç benim için çok pozitif geçti. Çok eğlendim bu maçı izlerken. Daha fazla bir şey diyebilir miyim diye düşünüyorum. Ama yok. Yani dediğim gibi, yapılan hareketler, anlatılan hikaye, maç genel olarak, sonra sadece kendi finisherlarını değil tabii, Triple H'in pedigrisini gördük. Ondan sonra geldi, Rock Bottom yaptı Edge. Orası biraz zorlamaydı. Daha güzel bir spot bulabilirmiş. Yine aynı mantıkta. Yani biraz okey, ne alaka dedim hani, çünkü pedigri yaptıktan sonra Triple H ve Drak o kadar da büyük bir düşmanlık değildi açıkçası. Benim Drak deyince aklıma şey geliyor, Stone Cold falan geliyor. Ama neyse, neyse, yine de beğendim orayı, dediğim gibi daha iyi olabilirdi. Ama hani benim kişisel fikrim, hani ne alaka, hak dedim. Yine Edge yalnız Rock Bottom'ı yapınca coştum. O ayrı bir konu. Yani coştum dediğim de oldum böyle işte otururken. Sandalyemden falan fırlamadım. Eğer bir pay-per-view, bir Grand Show zaten ben tek başıma izliyorken beni coşturuyorsa, özellikle akşam saatlerinde böyle yatağımda hoplayıp zıplıyorsam falan, ters taklatmaya çalışıyorsam, o muhteşem bir şovdur. En sonunda bu bana Seth Rollins, Roman Reigns'i temiz bir şekilde tuş ettiğinde oldu. Return'ündeydi sanırım. Ve Dean Ambrose Money in the Bank'i yenmişti. Tabii bu, neden bahsediyorum? WWE'den bahsediyorum. WWE bana bir daha öyle bir yan yaşatmadı uzun süredir. Belki yaşatmıştır, hatırlamıyor da olabilirim. Ancak önemli değil. Edge ve Randy Orton maçını hatırlıyorum. Greatest Wrestling Match Ever miydi? WWE standartlarında bu sene için, yani belki de birkaç senedir yapılan en iyi maç olabilir de, 2019'u hatırlamıyorum. Ama kesin olarak diyebilirim ki 2020'nin WWE maçı, WWE'ye baktığımızda bu maç en iyi maçtı. Greatest Wrestling Match Ever of 2020 for the WWE diyebiliriz yani. Ama AEW'ye baktığımızda, başka promosyonlara çok bakamıyoruz Covid'den dolayı. En sevdiğim maç bu muydu? Değildi. Büyük ihtimalle şu işte Stadium Stampede maçı falan benim için biraz daha önde gelir. Yani ama düşündükçe, evet, düşündükçe bayağı bir sağlam maç olduğuna karar verdim. Edge'in arkadaşlar, triceps'in şey incirisi diyecektim, triceps sakatlığı en az bir 5-6 ay alacakmış gibi gibi bir bilgi gördüm. Yine WhatsApp'ta gezinirken. Öyledir diye tahmin ediyorum. Tam araştırmadım da, öyle değilse de şaşırırım. 5-6 ay olmayacak. 9 yıl uğraştıktan sonra, geri geldikten sonra hemen şimdi adam tekrar paydos etmek zorunda kaldı aylarca. Üzücü. Üzücü. Ama hoşça kal derken, kötü bir şekilde hoşça kal demediğimize canı gönülden inanıyorum. Numara 1. numara 2 ne olur abi? Aklımdaydı numara 1'i söylerken ama şu an hatırlayamıyorum. Ha, en azından 6 ay sonra Covid daha da azalmış olacak, veya azalmış demeyelim de, şimdi ne olacağı belli olmaz. Eminim daha çok önlem alırız ve artık seyirciler daha da artmış olur. Hani daha güzel bir dönemde geri gelmiş olur Edge en azından. Bununla birlikte de diyeceğim çok bir şey kalmadı. Ha, maça yine 10 üzerinden 10 diyemeyeceğim bir sebebi daha var. Sanırım çok fazla dikkat etmedim buna ama sadece bu maçta seyirci sesi eklemişler yapay. Uzun süredir yapmadıkları bir şeydi bu. Yani yıllardır yapmadıkları bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ta bizim izlediğimiz zamanlarda yaparlardı. SmackDown 2009-2010 zamanlarında yaparlardı. Burada da yapmışlar onu. Böyle cheer'lar eklemişler, boo'lar eklemişler. Nerede fark ettim ben bunu? Randy Orton yendi, ayağa kalktı. Boo sesleri gelmeye başladı. O kadar fake'ti ki abi. Ya yani bana öyle gelmiş olabilir ama o fake fan sesleri biraz delirtti bana. Biraz öyle oldu yani. Hoşuma gitmeyen bir şey, açıkça söylemek gerekirse. Hani bak, fark etmediğinde sıkıntı yok da, fark ettirirlerse olmuyor. Olmuyor yani. Fark etmeden yaparsan daha güzel oluyor şov. Oo, seyirciler ne kadar tepki veriyor falan diyorsun. Budur arkadaşlar genel olarak Backlash hakkındaki düşüncelerim ve The Greatest Wrestling Match Ever hakkındaki detaylı bir şekilde düşüncelerim bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yine her zamanki gibi sevenler, sevmeyenler olacak. Neden sevdiniz, sevdiyseniz? Ne kadar sevdiniz? Sevmediyseniz de niye sevmiyorsunuz? Niye hoşunuza gitmedi? Benim görüşümle çok beğendiğim
Bu maç Randy Orton vs. Edge maçı. Bu kadar. Backlash'ın geri kalanı hakkında konuşmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bunda kamera şey mikrofon nerede? Buradaydı sana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oldu sanırım.